Evet, yapımına başlayalım. Kumaşımızın kenarını buluyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu dolamalı bir bone olduğu için esnek bir kumaşımız olması lazım. Ve kumaşlarımızı şöyle yaptığımızda bakın, bu taraf çok fazla esnemiyor, bu taraf esniyor. Bu esneyen tarafı bizim için çok önemli. Ona göre ayarlamamızı yapacağız. Şöyle tersten yapacağız tabii. Esnek kısım neresiyse arkadaşlar, orasını boy olarak düşüneceğiz. Burası esnemiyor, burası esniyor. Boy olarak düşünüyoruz burayı. Burası da alnımızdan ensemize olan kısım ölçüsü olacak bizim için. Yani alnımızdan başlayıp ensemizde dolaşıp tekrar alnımıza getireceğiz şu ölçümüzü. Yani baş çevresi ölçümüz neyse burası onun iki katı olacak. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ensenizden geçirip alnınıza birleştiriyorsunuz. Başınızın çevre ölçüsünü buluyorsunuz. Bu kısmı onun iki katı olarak yapıyorsunuz. Ya da kime yapacaksanız onunkinin ölçülerini alıyorsunuz. Ona göre yapıyorsunuz. Mesela genel olarak 55'tir. Hani ortalama kadınların diyelim. 55'in iki katını alacağız burayı. Yani 110 yapacağız. Bir de dikme payı bırakırsak 111 santim yeterli bizim için. Şurada mesela modelin, pardon, baskısının şey kısımları var. Bunları hesaba katmayalım. En az şurada 3 santim kadar gidecek mesela benimkinin. O 3 santimden sonrasını ölçeyim. Bu arada esnetmeden ölçeceksiniz. Esneyip de ölçmeyeceksiniz. Şu şekil olmayacak. Ben dikiş payını kenara bırakarak ölçüyorum. Yani dikiş payım bu ölçüye dahil değil. 55 benim normal baş çevresi ölçüm ya da kimin için yapacaksam onun baş çevresi ölçüsü. O yüzden dikiş payınızı da unutmayın. Onu da alın. Mesela 56 santim. 56-56 olarak ölçeceksiniz. Yani 56'nın iki katını alacaksınız. Ya da tek bir 56 ölçüp onu ortadan ikiye katlayacaksınız. Bakın benimki 55. Çünkü dikiş payım var zaten kenarda. Buradan tuttum. Düzgün bir şekilde ikiye katlayacağız arkadaşlar. Çünkü diğer tarafın ölçüsünü de vereceğim. Kaydırmadan. Biraz masa olduğu için çekim yaparken zor oluyor. Başka yer olmadığı için yani. Sadece ucunda değil arkadaşlar, diğer kısımları da böyle 55-55 ölçerek keseceğiz. Yani buralarda kaymış olabilir, tam katlanmamış olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor.
Şimdi arkadaşlar burayı ayarladık. Şu kısma geliyoruz. Bu kısımda başımızın şu alnımızdan boneyi nereye kadar indiriyorsak, boneyi biraz indirelim bu arada, o saç gösterme modalarından olmasın. Her neyse. Bu kısmı alnımızda boneyi nereye kadar koyuyorsak, yani alnımızdan ensemize doğru olan kısım, şöyle oval bir şekil keseceğiz burayı da. Başımızın alnımızdan ensemize olan kısmı. Yandan değil, üstten. Başımızın üstünden, alnımızdan ensemize olan kısım. Bu kısmı da ona göre ölçüyoruz. Kendiniz ona göre ayar yapabilirsiniz. Topuz yapacaksanız, hani saçlarınızın uzunluğuna bağlı ya da topuz kullanıyorsanız topuzunuza bağlı, bu ölçüyü kendiniz bulmanız gerekiyor. Yaklaşık olarak arkadaşlar buraya da 55 santim ölçebiliriz. Böyle işte saçımızla birlikte, topuzla birlikte. Burayı da 55 santim ölçeceğiz. Böyle 55 ve bu şekil 55. Burayı böyle oval olarak keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurası dediğim gibi esnek olan kısmı. Bu kısmı düz bir şekilde kestik. İkiye katlanmış olarak 55 santim. Ve şu üst kısmını da, başımızın üst tarafına gelecek kısmını demiştim. Burayı da hafiften mümkün olduğunca yuvarlatarak şöyle onu da o şekilde kestik. Kumaşımızı hazırladık. Şimdi bu üst kısmı, yani hafif oval kestiğimiz kısmı buradan dikeceğiz. Bir uçtan diğer ucuna kadar. Şöyle İğne ipliğimi alıyorum. Bunu eğer dikerken kaydırıyorsanız iğneleyebilirsiniz. Dikiş makineniz varsa, ama esnek kumaş dikeceksiniz, ona göre ayarınızı yapıp dikiş makinesinde de dikebilirsiniz. Şöyle normal, ince ince düz dikiş yapıyoruz. Bunu hemen dikip gelelim. Evet arkadaşlar, bu kısmını baştan sona doğru diktim. Burada dikkat etmemiz gereken şey, böyle esneterek değil, normal kumaşın kendi boyutunda dikmemiz gerekiyor. Ne esneteceğiz ne de büzdüreceğiz. Hani diktikten sonra birazcık buraları düzeltip ondan sonra devam ediyoruz. Bu kenarını tamamen diktim. Eğer ki kumaşınızın bu kenarları atacak bir kumaşsa ya da bu şekilde görünmesini istemiyorsanız, kumaşı şöyle çevirip böyle bir kenar dikebilirsiniz ya da bir yere geçirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar düz tarafına çeviriyoruz. Bonemizi şöyle başımıza geçirdikten sonra, burası ön kısmı, başımıza geçirdikten sonra şu kısmını isterseniz böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz de şöyle katlıyorsunuz arkadaşlar. Başınızdan tekrar böyle geçirip şurada böyle katlıyorsunuz. Başınızın üzerinden tekrar geçiriyorsunuz ve buralarını da düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz geçirdikten sonra bu şekilde de kalabilir. İsterseniz de bağlamalı bir bone olduğu için, yani dolamalı bone olduğu için şöyle başınızın üzerinde de düzeltebilirsiniz.
Şu an baş mankenim olduğu için tam olarak gösteremiyorum. Ama diktikten sonra başınıza koyup kendini zaten göreceksiniz. Dünyanın en kolay vunesi olarak düşünüyorum. Benimle birlikte yaparsanız da hemen dikebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın.